Oo, Sibel Hanım, hoş geldiniz. Ha, şöyle yola gel. Bin arabaya. Anne, kuru fasulye yapmışsın. Mis gibi koktu ha. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. Babam yoldaymış. 5-10 dakikaya gelir. Bekle biraz. Abi, sen evden ayrıldın bilmiyorsun tabii. Bizim evde kimse kimseyi beklemez yemek için. Bu insanca bir kural değil Oktay. Gel artık bu kuralı bozalım ve eskiden olduğu gibi insanca kurallarla, insan gibi yaşayalım. Canım bırak, yesin çocuk, acıkmış madem. 5 dakika babam bekledi diye açlıktan ölmez anne. Açlıktan ölmemek için değil, sofrada babamı görmemek için beklemek istemiyorum. Adam sen açlıktan ölmeyesin diye bu yaşında hala çalışıyor. Ama sen onu sofrada bile görmek istemiyorsun. Bu senin yalnızca bencil, saygısız ve nankör olduğunu değil, ahmak olduğunu da gösteriyor. Hayatını borçlu olduğun adama. Ben ona hiçbir şey borçlu değilim ya. Borcumu vücudumdaki sopa izleriyle ödedim. Neyi ödedin lan sen salak? Benim vücudumda o izlerin çok daha fazlası var. Ama yine de babamla ödeştiğimi düşünmüyorum. Ona saygı borcumu defterden silemiyorum. Ulan ben senin. Cahit lütfen. Hadi vursana. Cahit ne olursun. Senin... Bunu sen şımarttın anne. Senin yüzünden ne annesine ne babasına hiç saygısı kalmadı. Telefonları açmıyor. Açtığındaysa bir daha arama diyor sadece. Dinlemiyor bile. Bana yardım et Fikret. Onunla konuşmalıyım. Ne olur yardım et. Ne konuşacaksın Elif? Niye dinlesin ki seni? Yetmedi mi? Kemal'in hayatını mahvettiğin yetmedi mi? Elif, hala ne istiyorsun adamdan? Neden onu rahat bırakmıyorsun? Neden hala hayatına girmeye çalışıyorsun? Kemal'i tanımıyor musun sen? En az senin kadar iyi tanıyorum onu. Onu iyi tanıyorsan şunu da bilmen gerekir. Onun kapıları sana kapandı artık. Bir daha da asla açılmayacak. Sen de gel abi. Bir sırt çantası, bir de annemin duasını al yanına. Bırak geri kalan her şeyi. Seni de bağlayan bir şey yoksa durma gel. Burada hayat yok bizim gibilere. Gel bizle sıfırdan başlarsın.